Ben hala renk konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. Ne bileyim, içime sinmiyor sanki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Önemli değil tatlım. Biz de yeni başlamıştık zaten. Ne yaptın ev konusunu? İki taneyi buldum ama ikisi de birbirinden beter. Peki ne yapacaksın? Ay bir bilsem. Ben senin yerinde olsam otelde kalmaya devam ederdim. Temizlik derdi yok. Yemek derdi yok. Erkek zihniyeti işte. Siz ne yaptınız? Biz daha başlamadık. Çiziklerimize bakıyoruz. Ben dün akşam bunları çalıştım. Ver bakayım. Evet. Çok güzel. Ah, bu çok güzel gümüş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama Hakan Bey bunları artık bilgisayarda istiyor. Bu şekilde üzerinde çalışmak çok zor. O yüzden bundan sonra bilgisayarda çalışırsan daha rahat ederiz. Tamam. Gümüş abla nereye bırakayım? Ha? Bir sen eksiktin. Gel şöyle. Hayatımda hiç bu kadar çiçeği olan bir insan görmemiştim. Oksijenden bayılacağız vallahi. Hani bir daha göndermemesini söyleyecektin? Olur mu abla ya? Patron kızar. Diyemeyiz biz. Tamam canım, sağ ol. Sen neden demiyorsun? Sizce hangisi daha iyi arkadaşlar? Hangisi benim anlattığım şeye daha çok benziyor? Bizim stilimiz bu Gülsün Hanım. İsteklerinizi anlattığınız toplantılardan çıkarabileceğimiz sonuç da bu. Biz neyse de başkalarına bunları örnek olarak göstermeyin. İşlenmemiş bir yeteneğin ürünü bunlar. Hem zaten elle çizim artık çok demode. Bakın, toplantımızın konusu bu değil. Ben piyasaya ilk girdiğimizde seçtiğimiz, sergilediğimiz kreasyonun bir devamını bekliyorum sizden. Ama sizin bana getirdiğiniz çalışmalarınız yepyeni, bambaşka şeyler. Ben bunları istemiyorum ki. Bakın Gülsün Hanım, biz bu işin eğitimini yurt dışında aldık. İkimiz de bu işe yıllarımızı verdik. Riske ettiğimiz şeyler baba parasından çok daha önemli ve çok daha değerli. Kimsenin kreasyonunu devam ettirerek çalışmak istemiyoruz. Peki. Merhaba damat bey. Merhaba. Ne var ne yok bir bakayım. Bir şeye ihtiyacın var mı sorayım dedim. Var aslında. Bir asistan hiç fena olmazdı. Kolay mı koskoca yönetim kurulu başkanının sağ kolu olmak? Bu dosya sende miydi? Ben de sabahtan beri bunu arıyorum. İnceliyorum abi. Malum, emir büyük yerden. Böyle idari işleri başkasına bırak. Bak sana bir abi tavsiyesi. Öyle her şey atılma. Damat olmak zordur bu ailede. Bir gün bir terslik olsa her şey senin üstüne kalır sonra. Anladın mı? Bir ara benim odama uğra, bir kahve içelim birlikte. Onur efendi. Ara vermişsiniz galiba. Abi, sen bana verdiğin bu işleri alsan daha iyi olacak. Rahatsız olanlar var. Ne demek şimdi bu ya? Ne oldu? Bilmiyorum abi, sen kendin incele. Bugün bana verdiğin son dosyada geri gitti, haberin olsun. Anladım. Zaten bin nazla gelmişti o dosya. Tamam, ben halledeceğim. Sen merak etme. Bu arada akşamki toplantıya hazır ol. Tamam. Akşam Defne'yi Luna Park'a götüreceğim diye söz vermiştim. Ne kadar sürer? Tarihin en uzun toplantılarından biri olacak. Bence gecikmeden haber ver de beklemesinler. Anlaştık? Tamam abi. Çarpışan arabalar var. Radar var. Böyle baş aşağı duran gemi var.
Biz sadece atlı karıncayı biliyoruz kızım. Ona binmem ben. Hem babam söz verdi. Ne istersen bineceğim. Defneciğim. Az önce baban aradı tatlım. Kızım bugünlük beni affetsin diyor. İşi çıkmış, gecikecekmiş. Yalan söylüyorsun anne. Babam bana söz verdi. Gelecek biliyorum. Burada bekleyeceğim. Bak Defneciğim, ama böyle bizi üzüyorsun. Değil mi dedesi? Evet. Hadi gel beraber gidelim. İşi bitince baban da sonra bize katılır. Ha? Hayır. Babam söz verdi. Sözünü tutsun. Ben götüreyim kızım. Hayır. Sinemaya gidelim. Hayır. Alışverişe gidelim. Bak hani Barbie'lerin için elbise alacaktık ha? Hayır. Hadi kalk. O zaman üstünü değişelim hadi. Hayır. Peki Defne Hanım. Seni gümüşe götüreyim desem. Ona da mı hayır? Gümüşe mi? Hı hı. Geliyorum bekle. Ha? Benden de selam söyleyin. Hoşça kal dede. Hoşça kal dede. Güle güle.